Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Şu anda 24 yaşındayım. Hani çocukluktan beri yaşadığım bu hani artık şeker hastalığı tabii benimle arkadaş gibi oldu. Tüm periz ve hani dikkatlice harfiyen yapıyorum ve sporu hiçbir zaman aksatmıyorum. Hemoglobin A1C seviyemde normal düzeyde. Ancak bu şekilde uzun yıllar devam eden bir şeker hastalığının daha ileride hani 50'li 60'lı yaşlarda benim için bir problem çıkarıp çıkarmayacağını merak ederim ben. Tabii bununla ilgili tahmin yürütmek mümkün değil ama şu an izlediğim kadarıyla, sözlerinden aldığım kadarıyla çok iyi takip edilen bir hastasınız siz. Doktorunuzu buradan kutlamak istiyorum ben. Artık sizi kutlamak istiyorum çünkü gayet bilinçli bir şekilde konuşmanızdan anladığım kadarıyla siz de bu hastalığa çok emek veriyorsunuz. Evet, kesinlikle. En baştan da söylediğim gibi tedavide iki ayak var. Hasta ayağı ve doktor ayağı. Doktorun da bu konuda donanımlı, bilgili olması lazım. Hastanın da ve hasta ailesinin de çok küçük yaştaysa şeker hastası. Sizin aileniz de eminim ki çok eğitimli, bilinçli. Şu anda yaşınız 24 ama bu sizde yıllar evvel çocukken çıktı tabii ki. Bu ilk teşhis konduğunda annenize babanıza görev düştü. Ben annenize babanıza çok tebrik ederim, kutluyorum buradan. Siz çok iyi bakmışlar, buraya kadar getirmişler ve hemoglobin A1C'niz şu an normal dedi. Herhalde 6 civarı olması lazım. Gayet güzel takip edilmiş. Şu anda. Tip 1 diyabeti hastalarda bundan 20-25 sene kadar evvel kitabi bilgi bu. 15-20. Yıllarında nefropati başlar diye söyleniyordu bize. Ama tabii ki şu andaki insülinlerin iyileşmesi, 30 sene evvelki insülinler değil, şu anda direkt rekombinant DNA teknoloji dediğimiz teknolojiyle birebir insan insülini üretiliyor şu anda. O konular belki bilinmiyor. Sizin gibi yeni şeker hastaları bu insülinlerin gelişimiyle ilgili çok bilgi sahibi değilsiniz ama yıllar evvel sığır insülini yapılıyordu mesela. Bu sığır proteininden olduğu için hastalarda alerji yapma riski vardı. Alerji yaptığı zaman da insülin biz hastalara veremiyorduk ve ölüyordu bu hastalar. Ama teknoloji ilerledikçe tıp konusunda bu insülinin direkt birebir insan insülini yapılmaya başlayan 90'lı yıllardan itibaren. O yüzden sizler çok şanslısınız. Hem iyi izlenmekle hem de bu insülin yapısıyla ilgili. Son 10 yıldır da 24 saatlik insülinler çıktı mesela piyasaya. Bazal insülin diyoruz biz bunlara. İnsülin pompası uygulanamayan kişilerde pratikte. Biz bunları öneriyoruz hastalara. Bazal insülin seviyesi de sağlanabilsin diye. Aralarda kristalize insülinle porsiyon insülin vererek şeker ayarlamaya çalışıyoruz. Sizde bilmiyorum porsiyon insülin ve bazal insülin karışımı mı, kombine mi tedavi yapılıyor yoksa insülin pompası mı var sizde ama ne yapılıyorsa gayet güzel yapılmış size. Çok güzel takip ediliyorsunuz benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Olabilir mi sizde? Aynı zamanda hani buradan kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem. Lisanslı yüzücüyüm aynı zamanda. Dolayısıyla pompa taktıramıyorum. Çünkü yarışlarımız oluyor. Tabii ki. Onu ben en başta demiştim zaten. İnsülin pompası herkese uygun değil. Kontrol altında. Tabii ki onu doktorun karar vermesi lazım. Hastanın statüsü, şeker hastalığının regüle olmasına göre karar verilmesi gerekiyor. Ama siz iyi takip edilen bir hastasınız. Çok da eğitimli, bilinçli olduğunu zannediyorum ben sizin. O yüzden normal bir insandaki risk kadar sizde de risk var. Ben sağlıklı bir kişiyim. Hiçbir rahatsızlığım yok. Bende risk ne kadarsa sizde de risk o kadar diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki Allah bilir demek lazım sonuçta. Araya başka enfeksiyonlar girebilir. Şeker regülasyonunuz bozulabilir. Pankreasla ilgili pankreatit olabilirsiniz. O normal kişide risk ne kadarsa sizde de o var tabii ki. Ama kendinize iyi baktığınızı ben düşünüyorum. O riskleri siz minimuma indiriyorsunuz. Hatta benden çok daha avantajlısınız. Çünkü bir hastalığınız var sizin kendine dikkat etmeniz gereken. Biz arada kaçamak yapıyoruz. Sağlığımız yerine diye belki. Gerçi ben yapmamaya çalışıyorum ama çok yapan meslektaşım var. Sigara içmek gibi, alkol kullanmak gibi, spor yapmamak gibi. O yüzden o risk bizden bile daha az olduğunu zannediyorum ben sizde. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.